Mahmut Öğür, kim faşist? CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başlattığı yabancı uyrukluların su ve katı atık faturalarına 10 kat zam yapacağız açıklaması bir kez daha Suriyeli göçmen meselesini gündemin en tepesine taşıdı. CHP'li Özcan'ın bu faşist ve ırkçı yaklaşımı yeni değildi ve daha önce benzer açıklamaları da vardı. Ancak bu kez durum biraz farklı. Meseleyi son dönemde ısrarla erken seçim isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bilerek gündemde tuttu. Hatırlayın en son 16 Temmuz 2021'de bu konuyu gündeme taşımış ve söyledikleri çok tartışılmıştı. Dünyaya sesleniyorum. Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi, ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz. Liderinin böyle konuştuğu bir yerde belediye başkanının faşist damarının kabarması ve yabancılara su bile vermeyecek noktaya gelmesi kaçınılmaz. Bir anlamda Kılıçdaroğlu ektiğini biçiyordu. Ancak Kılıçdaroğlu inandırıcı bulunmasa da Özcan'ın yaklaşımına muhafazakar demokratlardan ve demokrat soldan tepki gelince şöyle demek zorunda kaldı. Biz sosyal demokrat partiyiz, ırkçı olamayız. Oysa CHP ve bir kısım iyi Partili dostları sadece şimdi değil, başından beri ve özellikle de seçim süreçlerinde göçmenlere bir siyaset malzemesi olarak baktı. Tıpkı Avrupa'daki ırkçı faşistler gibi. Aslında dehşet verici bir tabloydu bu ve ortada ciddi bir paradoks vardı. Hem dünyanın gelişmiş, demokrasi beşiği olan ülkeler bizzat sorumlusu oldukları göçmen meselesini görmezden geliyor, ölüme terk ediyor hem de onlara dost gözüyle bakan Türkiye'deki sosyal demokratlar göçmenlere su bile vermek istemiyordu. Ama ne ilginçtir ki pervasız bir biçimde de göçmenlere sahip çıkan AK Parti ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi faşist ve otoriter olmakla suçluyorlardı. Sahi göçmenlere sahip çıkan, insani politikalar geliştirenler mi yoksa onlara her fırsatta hakaret eden, Türk insanını onlara karşı kışkırtanlar mı faşist? Bu noktada milliyetçi bir partinin lideri, Devlet Bahçeli'nin içinde farklı uyarıların olduğu açıklamasındaki şu tespiti hatırlatmak gerekiyor. Onlar bize misafirdir ve geçici koruma statüsüyle ülkemize bulunuyorlar. Göçlerine neden olan vahim olaylar durulmadan, şiddet sahneleri durmadan bunları kapı dışarı etmek insanlıkta izah edilemez, inançlarımız örtüşmez. Bırakın belediye başkanının ırkçı söylemini, Bahçeli'nin şu yaklaşımıyla Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini kıyaslayın. Hangisi daha insani? Bu tablo Türkiye'de solun ve sosyal demokratların hali pürümelerini gösteriyor ve doğal olarak insana 20. yüzyılın nasyonal sosyalistlerini hatırlatıyor. Solcular telefonuma bile çıkmadı. Suriyeli göçmenler meselesi sadece CHP'de değil, sosyalist solda da ciddi bir kırılmaya yol açtı. Bir avuç solcu aydın dışında göçmenlere sahip çıkan olmadı. Bunu en acı biçimde de Türkiye'ye göçmen olarak gelen yazar Abdel Kader Abdel gibi Suriyeli solcular yaşadı. Abdel'li Orhan Kemal, Orhan Veli, Aziz Nesin, Orhan Pamuk dahil çok sayıda yazarın eserini Arapçaya çeviren bir Aydın. Dört yıl önce yaşamını yitiren Abdelli, bakın Türkiye'deki solcu dostlarıyla ilgili ne demiş. 80 darbesinde Türkiye'den kaçan yoldaşları hep evimde ağırladım. Evimin bahçesinde o kadar çok rakı soframız anımız var ki. Ama ben Suriye'den kaçıp Türkiye'ye geldiğimde esat karşıtı olduğum için beni cihatçıları desteklemekle suçladılar. Bir şeye ihtiyacım olup aradığımda telefonlarıma cevap bile vermediler.